Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Operatör Doktor Kenan Elivus, Çanakkale Valisi Ahmet Çınar'ın Kamu Hastaneleri Birliği ziyaretinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Elius yazılı açıklamasında ziyaretlerinden dolayı Çanakkale Valisi Ahmet Çınar'a teşekkür ederken açıklamasında şu bilgilere de yer verdi. Birliğimize bağlı 11 hastanemizde günlük 8 ila 10 bin hasta ve yıllık 35 bin ameliyat yapılmakta. İlimizin sağlık yükünün önemli bir kısmını hastanelerimiz kaldırmaktadır. Özellikle acil sağlık hizmetlerinin %80'i hastanelerimizden karşılanmaktadır. Son 2 yıl içerisinde aile hekimliğine geçişten kaynaklanan acil servislerimizde ciddi oranda hekim eksikliği oluşmuş ve hizmetin 24 saat devamı için uzman hekimlerimiz ve idarecilerimiz acil servislerde nöbete girmişlerdir. Bu durum sağlık tesislerimizde hizmetin ciddi anlamda aksamasına ve çalışmalarımızda aşırı iş yükünden kaynaklanan olumsuzluklara yol açmıştır. Sayın Valimize durumu anlatmış, ilimizdeki sağlık yöneticileriyle sağlık sivil toplum kuruluşları Sayın Valimizin başkanlığında toplantı düzenlenerek sorun her boyutuyla tartışılmıştır. Öncelikle Sayın Valimiz Ahmet Çınar'a Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterine bağlı 11 hastanede çalışan 3000 hekim ve yardımcı sağlık personelim adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Yine Aile Hekimleri Derneği Başkanı Sayın Doktor Yavuz Erdem Bey'e gösterdiği anlayış ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Türk Tabipler Birliği Başkanı Hülya Görgün Hanımefendi'ye ve yönetimine, İl Sağlık Müdürü Sayın Namık Kemal Kubat Bey'e, Halk Sağlığı İl Müdürü Sayın Burhan Kütük Bey'e ve Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Muzaffer Çalışkan Bey'e konuyla ilgili verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Burada saygı ve teşekkürü özellikle hak eden hastanelerimizdeki uzman ve acil servis hekimlerimizdir. Çünkü yaklaşık 1,5 yıldır büyük bir fedakarlıkla tesislerimizdeki eksiklere destek oldular. İnşallah bundan sonra çok daha iyi çalışma ortamları sağlayarak bu fedakarlıklarını bir nebze olsun karşılamış oluruz. Aile hekimleri arkadaşlar tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak hastanelerimizde, acil servislerimizde, nöbetlerimize destek olacaklar. Uzun süreli bir düzenlemeden ziyade birkaç ay içerisinde ihtiyacın tamamen karşılanacağı ve bu geçici dönemde vatandaşlarımızın özellikle 24 saat süreli sağlık hizmetinde aksamalar olmaması için bu çalışmalar yapılmıştır. Eylül ve Ekim ayında ilimize yapılacak çok sayıda hekim ataması ile sorun tamamen düzelmiş olacak. Destek veren aile hekim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve bu etik davranışlarından dolayı da samimiyetle yürekten kutluyorum. İlimizdeki sağlık hizmetleri her geçen yıl katlanarak iyileşmekte. 1,5 yıl içerisinde tamamlanan 6 yeni hastane ile sağlık tesislerimizin %90'ı yenilenmiş, çağın standartlarına uygun donanım ve yapıya kavuşmuş olacak. Sağlık alanında çok daha fazla yapacak işimiz var. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bölgemizi sağlık alanında parlayan bir yıldız haline dönüştürmeye devam edeceğiz.